Evet arkadaşlar, bu video eğitim videosu. DQ200 TCO nasıl tamir edilir ya da bozulduğu nasıl anlaşılır, bunlara bakacağız. Tabi biz bilmediğimiz için, bilgimiz yetersiz olduğu için arkadaşlar, yabancı sitelerden ben yardım alıyorum. Bu yani oradan algılayıp size aktaracağım. Şimdi bu site Rusça galiba, bilmiyorum. Hangi dil konuştuğunu da bilmiyorum. Rusça olabilir. Bu Rus arkadaş anlatacak, ben anlayacağım, ben de size aktaracağım arkadaşlar. Onun konuşmasını dinlemeyelim. Ben Türkçe anlatayım size. Burada bazen şey olabiliyor. Başlatalım videoyu. Diyor ki bu chapter popüler diyor. Bu TCO'nun zararları. Yani TCO dediği şey bu elektronik kartın zararlı, yani zarar görmüş elektronik kart hakkında konuşma popüler videosu diyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Şimdi bakıyor, bunun elinde test cihazları var. Bizde bunlar yok arkadaşlar. Onun için biz biraz daha geriden geliyoruz. Diyor ki TCO DQ200 Drive Club diyor. Ha, veri sık sık zarar, yani sık sık bozuluyor diyor. Yani şu TCO kart sık sık bozuluyor diyor. Yani diyor yanıyor diyor. Yanıyor diyor. Kart yanıyor. Onu da göstereceğiz nasıl yandığını. Evet, şimdi kartın burası yanıyor diyor. Bu yer diyor yanıyor diyor. O da gösteriyor. Şimdi diyor bak bu kart da yanmış diyor. Yani bu böyle oluyor diyor. Hatta diyor bu yanıklar diyor sigortaya da attırıyor diyor. Bir tane sigorta var, onu da göreceğiz. Evet. Diyor ki gearbox, yani o vites dişlileri doluyor diyor sentetik yağdan. Uzun zaman boyunca diyor o sentetik yağ orada olduğu için diyor bir noktada diyor bozuluyor diyor. Bozulup bunu kısa devre yaptırıyor diyor bu karta. Evet. Onu da gösterecek yani şimdi. Bakın şurada kısa devre var. Burası kartın iç kısmı arkadaşlar. Bir de dış kısmı oldu. Yani buraya nüfuz ediyor diyor. Buraya kısa devre bir şeyler yaptırıyor diyor. Diyor VAK grubu diyor. Servis şeyinde diyor. Bunu diyor mineral yağdan değiştiriyor diyor falan diyor. Diyor ki geriye gidelim. Diyor ki eğer diyor diagnosis, yani teşhis ederken diyor bir araçta arıza görüyorsan diyor, yani ne arızasını anlayamıyorsan diyor, zaten o TCO bozulduğu zaman anormal şeyler yapar diyor. Arızayı anlayamıyorsan diyor ilk bakacağın yer sigorta olsun diyor. Yani bunun ana sigortası var diyor. Oradan bakın burada bir sigorta var diyor. Buraya bak diyor ilk önce. Eğer diyor yandığında diyor kart yanıksa diyor. Bu o zaman TCO bozuk diyor yani eğer kart yanıksa diyor. Yani sigorta atmışsa diyor kart yanmış da olabilir diyor. Eğer diyor ikinci durumda diyor. Sahipsen communication'ı, yani diyor kartla haberleşme yapabiliyorsan, yani sigorta yandığı zaman haberleşme de yapamazsın diyor. Ama diyor gearbox, yani viteslerin atmıyorsa diyor, kartla haberleşebiliyorsun, hani kart çalışıyor gibi gözüküyor ama viteslerin artmıyorsa diyor, bu sefer diyor iki seçenek var diyor, ya kart bozuk diyor ya da diyor kartın mekatronik kısmı bozuk diyor. Ya diyor. Diyor ki ya mekanik hata var ya kart hatası var diyor. Bu durumda o kart hatasını nasıl buluruz onu anlatacak birazdan. Diyor ki VCS'de diye yazılıma giriyorsun diyor. Measurement'tan ölçümlere geliyorsun diyor. Şu kısımdan da bunları seçiyorsun. 30'da 31 blokları diyorsun. Seçiyorsun diyor. Hani
Bunları niye seçiyor arkadaşım? Bu TCO'nun zararlı olup olmadığını daha sökmeden önce bilmek istiyor. Yani zarar TCO'da mı yoksa hidrolik mekanik kısımda mı zarar? Yani kart kısmından mekanik kısmını bunu nasıl ayırt ediyor? İşte buraya bağlanıp şu menüden 30 ve 31 şeyleri kanallarına girdiği zaman burada bilgiler var. Bu bilgiler ne arkadaş? Bu hidrolik pompanın devrini sayıyor. Şu kanal. Bu kanalda da basıncı gösteriyor hidrolik pompanın arkadaşlar. Yani pressure basınç dediği şu gerçek değer dediği şey anlık basıncı gösteriyor arkadaşlar. Bu da hidrolik pompasının devrini gösteriyor. Bakın diyor ki adam eğer diyor burada diyor şöyle biraz daha geri gelelim. Burada diyor hidrolik pompanın devri diyor gözükmüyorsa diyor o zaman diyor bu kart bu pompaya şey yapamıyor yani hidrolik motor pompa diyor. Hidrolik motorun devri gözükmüyor diyor. Kart bu motora emir veremiyor. Yani emir verse bilen oraya gitmiyor emir diyor. Orada sıkıntı var diyor. Anlatabiliyor muyum? Burada kartta sıkıntı var diyor. Diyor ki eğer görürsen diyor bu diyor bunun devrini 300'lerde diyor. Bu 300'lerde gördüğün zaman diyor bu kesinlikle sistemi çalıştırmaz ve burada bozukluk var diyor. Yani kartta bozukluk var diyor. Bakın. Yani diyor ki oradaki devir 2000 olması gerekiyor diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani elektrik motoru 2000 devir çevirirse diyor kartta bir sıkıntı yok. Elektrik motoru 2000 devir çevirmiyorsa 350 çeviriyorsa kartta sıkıntı var. Bakın bu sıcaktan kavrulmuş bir mekatronik gösteriyor. Yani adam öyle bir ısıtmış ki bunun yağını şöyle bir daha göstereyim. Öyle bir ısıtmış ki bunun yağını kaynaya 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 bu yağ arkadaşlar buralara yapışmış. Bu dişli yağ. Bu yağ işte bunun içine girip devreleri kısa devreye girmiş. Dolayısıyla ana yollar arkadaki yollar yanmış. Bunları sökmüş, her tarafı kazımış, tamir etmeye çalışıyor bu arkadaş. Tamirci kendisi. Evet, bu tamir edilmiş hali. Bu temizlenmiş, tamir edilmiş. Evet, orada bozulan parçaları gösteriyor. Anladık değil mi? Tamamen bu da diyor bizim diyor komple tamamen temizliği tekrar geri taktık. Yani o yolların hepsini temizliği tekrar geri taktığımız tam tamir edilmiş parça diye arkadaşlar. Şimdi buna bağlıyor. VCS'li communication yaptık. Motoru çalıştıracak arkadaşlar. Bakın bu da VCS yazılımına bağlıyor. Bu araç varmış gibi bir beyin burası. Burası da şey hidrolik pompayı da bağladı kartın üzerine. Yani hidrolik pompayı emir verecek arkadaşlar. Evet, çalışıyor pompa şu an. Gördüğünüz gibi. Yani burada önemli olan şey şu gösterelim yazılımda. Yani gösterelim. Yani burada kart mı arızalı, mekanik kısmı mı arızalı bunu nasıl anlıyoruz? Sökmeden bu yazılıma bağladığımızda motor çalıştığı zaman 2000 devir yaptığı zaman bu gerçek değer, gerçek basınç değeri 40 barlara çıkması lazım. Eğer bu 40 barlara çıkmıyorsa diyor adam yani pomp yani bu motor çalışıyor ama basınç yükselmiyorsa diyor o zaman diyor elektronik sisteminde bir hata yok o zaman mekanik sisteminde var diyor. Ama diyor sen bunu diyor 300 devirler görüyorsan burada diyor ve bu bar yükselmiyorsa 300 devirler gördüğün zaman diyor bil ki diyor kartında hata var diyor. Kartında bir yerden yanık demeye getiriyor arkadaşım. Bak burada 2000 devir yaptı. Sonra 350 gözüküyor. 350 olmaz diyor. Yani o 2000 devirde basıncı 40 bara götürecek diyor. 40-60 arasına götürecek diyor. Onu açıklamaya çalışıyor. Tabii burada çok daha detaylı açıklamıyor. Burada ne öğrenmiş olduk? Kartı biz makineyi sökmeden hata kartta mı yoksa mekanik kısmında mı bunu nasıl ayırt edebildiğimizi öğrenmiş olduk. Bundan sonra eğer hata karttaysa arkadaşlar orada 2000 devirler gözükmüyorsa 300 devirler gözüküyorsa bu sefer ne yapacaksın arkadaşım? O kartı sökeceksin.
Zaten kartın yanık olma ihtimali yok. Bakın, kart yanıksa zaten, şu yollar yanıksa o hiç çalışmaz. Yani diyoruz ya, o ana şey de sigortayı da arttırır. Sigortayı arttırırsan, kart yanıksa yine hiç communication yoktur. O zaman direkt böyle görürsün, bu kartın çaresine bakarsın. Ama bazen benim elimde de var bir kart, kart sapasağlam gözüküyor. İşte burada, ama kartta da sıkıntı olabilir. Yani ben bunu deneyemiyorum. Niye deneyemiyorum arkadaşım? Çünkü bir araca bağlaman gerekiyor. Ben de hiç araca bağlamadım. Yani hiç öyle bir durum olmadı. Dolayısıyla kartın bozuk olup olmadığını bir araca bağlı bir VCSD diye bir program var. O programı da açıp motor devrini okuyup bakmak lazım. Tabii onunla uğraşacak ne vaktim var ne şeyim var. Yani benim aracım bozuk olmadığı için, bozulursa deneriz. Bozuk olmadığı için, yani boşta da bir araç olmadığı için otomatik vites deneme şansım olmadı. Bende var, bozuk diye aldım. Kart bozuk, mekanik kısmı sağlam diye aldım. Ama kartta da bozuk olacağını zannetmiyorum. Hatta o kartı sökeceğiz birlikte. Tamiratını yapacağız arkadaşlar. Ben de o kart bozuk diye şüpheleniyorum. Şüpheleniyorum değil, bana satan kişi öyle dedi. Yetkili serviste kart bozuk demişler. Ben şimdi onun tamirini yapmayı düşünüyorum. Onun için böyle bir video izledim. Bilgi aldım. Ama bu bilgi ilk aşama bilgisi. Yani kartın nasıl tamir edildiği değil. Kartın nasıl tamir edildiği değil arkadaşlar. İlk önce kartın nasıl bozuk mudur, değil midir, bunun analizini yaptık bu videoda. Başka videolarda belki nasıl tamir edildiğini de öğretirim. Nasıl tamir ediliyor o da kolay. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle. Şu arka tarafında, şurada göstersin, bakın ters çevirsen. Yani orada yanık yoksa, yani o arka tarafta yanık yoksa, bunlarda hep yanık var. Orada yanık yoksa şunu açıyorsun arkadaşım. Bunun içinde küçücük bir tel kopuyor, bir şey oluyor, öyle bozuluyor bu. Yani ya orada yanık oluyor ya da burada küçük bir tel kopukluğu falan oluyor. Yani gözle görülür olarak bir yanık yoksa, bir anormallik yoksa arkadaşlar, bunu açacağız. Bunun içinde hata arayacağız. Dolayısıyla bunun içindeki hataların videolarını ben izleyeceğim. Onu izledikten sonra, bilgi sahibi olduktan sonra, bu kartı nasıl tamir edilebilir? İşte biz bunun tamiratı hakkında bilgi sahibi olup ve kendimiz de tamir edebildiğimiz konuma geldikten sonra belki bir video daha çekerim. Herkese iyi günler.